Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yeni hafta ile beraber çok çok güzel, çok güzel haberler aldınız. Bir hafta başlasın diyoruz ve bakıyoruz haftada durum nasıl. Ne demiştik? Bir kere bu ay içerisinde bir iki dalgalanma daha var diye. Bu geçen hafta sonunda İç Anadolu'da kar yapan, Karadeniz'de kar yapan sistem kadar kuvvetli sistemler var mı bu ayın kalanında? Şu anda görünmüyor. İki tane sistem var. Bir tanesi bu haftanın ikinci yarısında, işte Perşembe, Cuma sıcaklık düşüşü yaşıyoruz. O da yalnızca kuzeyde, Marmara'da, Karadeniz'de, Orta ve Güney bölgelerde bile değil. Yani İç Anadolu'ya bile ulaşamıyor. İkincisi ayın 24, 25, 26 gibi bir sistem görünüyordu. O da hani Bolu çevreleri için kar seviyelerine bile sıcaklıkları, daha doğrusu kar seviyelerine Bolu çevreleri için bile, niye Bolu'yu referans alıyoruz? Hem kuzeyde, hani soğuk havanın girişine en yakın olan yerde, hem de işte 850-900 metre rakımda, dolayısıyla daha rahat kar oluşabilecek bir yükseklikte. Dolayısıyla orada bile kar yapabilecek çapta görünmüyor. Görünen o ki Bolu çevreleri için, başkent dolayları için, bu kış için aldığımız son kardı. Geçen hafta sonunda gördüğümüz kar yağışı. Öyle de olsun değil mi? Nisan oldu. Evet, kar yağışını çok istedik. Barajlarımıza ulaşsın çok istedik o sular. Ama her şeyin yolunda, dengesinde akması için bahar aylarında da bahar havalarının olması gerekiyor. Şimdi onu takip ediyoruz. Bir bakalım basınç haritasıyla bizi etkileyen bir yüksek ya da alçak basınç var mı? Minik basınç sistemlerini yüksek alçak görüyorsunuz ama öyle haritamızda rengi değiştirebilecek seviyelere bile gelemiyor. Bir işte basınç düşüşü batı bölgelerde söz konusu biraz, o kadar. Şimdi bir de yağışa bakalım. Bakın Avrupa'daki yağışı görüyor musunuz? İtalya'nın doğusunda işte Arnavutluk, Bosna Hersek civarı, Makedonya, Kosova, o civardan Romanya'ya doğru ilerlerken yağış kuzeye doğru gidiyor. Bize gelişi ne zaman? Bakın görüyor musunuz? Marmara'dan giriş yapıyor. Kuzey Ege'den yağış giriş yapıyor. Ne zaman? Ayın 13'ünden 14'üne geçişte gece. Dolayısıyla işte bir çarşambayı yakalayacak sabahın erken saatlerinde ya da gece. Bölgesi olarak perşembeyi de etkileyebilir. Şöyle yurdun büyük kısmında yağışımız yok, onu görüyoruz. Gece 14'ü gecesi ve 14'ü sabahında Marmara'da, Batı Karadeniz'de yağışlar var. Bu da demek oluyor ki o çarşamba günü göreceğimiz yağışlar gece ve sabahın erken saatlerinde kendini gösterecek. Sıcaklığa da baktık. Sıcaklık işte Avrupa biraz tekrar soğudu. Bizde ısınma var. Görüyor musunuz? O mavi gördüğünüz yerler ayaz sebebiyle gece soğukları. Gündüz krem renginden sütlü kahveye, turuncuya doğru dönen renkler var. Yani ısınıyoruz. Sıcaklıklar salı çarşamba yükseliyor. Perşembe tekrar Marmara'da, Batı Karadeniz'de düşüyor bahsettik. Genel durum bu. Tekrar görüşeceğiz. Çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası değil ama sıcaklıkları biraz üşütecek seviyelere çekebiliyor. Geçen hafta da bahsediyordum. Yani 10 derecelik sıcaklık azalışını Temmuz ayında yaşasak ya da Ağustos ayında yaşasak 35 dereceden sıcaklık 25-26 derece inse 25-26 derecede zaten yaz yerleri. Ama işte zaten baharı yeni yeni zorladığımız sıcaklık değerlerinde 5-6 derecelik sıcaklık kaybı biraz üşütebiliyor. O nedenle haftanın ikinci yarısına geçtiğimizde düşecek olan sıcaklıklar hafta sonuna kadar kalıyor. Sağlığınıza dikkat edin, soğuk algınlığına dikkat edin diyoruz. Böyle tekrar görüşelim, hoşça kalın.